Sayın Atatürk YouTube kanalımızın izleyenleri, Türkmenistan gündemi haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizdeki haber başlıkları: Türkmenistan'ın ilk akıllı şehri Arkadağ şehri açıldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Tok elektrikli otomobiller için teşekkür etti. Belarus ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi %46.6 arttı. Ve son haberimiz, İngiltere Bakanı Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek. İlk haberimiz, Türkmenistan'ın ilk akıllı şehri Arkadağ şehri açıldı. Türkmenistan'da ileri teknolojiler kullanılarak akıllı şehir konseptine uygun inşa edilen Arkadağ şehrinin açılış töreni gerçekleştirildi. Başkent Aşgabat'ın 30 km güneybatısında bulunan Arkadağ şehrinin açılış törenine Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu, 50'ye yakın ülkeden üst düzey yönetici, ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, kurdeleyi keserek şehrin açılışını gerçekleştirdi ve davetliler eşliğinde şehrin bazı binalarını gezdi. Arkadağ şehri ilk aşamasında 70 bin kişilik, 336 iki ve çok katlı konutun yanı sıra sosyal, eğitim, sağlık, spor ve kültür tesisleri ile mühendislik sistemleri gibi modern yapılar inşa edildi. Akıllı şehir konseptine uygun olarak modern teknolojiler, ekipmanlarla donatılan ve çevre dostu olarak nitelendirilen Arkadağ şehrinde elektrikli otobüsler ve araçlar hizmet vermekte. Akıllı şehir olarak nitelendirilen Arkadağ şehrinin statüsü devlet şehri olarak yasallaştırıldı. İkinci haberimiz, Türkmenistan Devlet Başkanı Tok elektrikli otomobilleri için teşekkür etti. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanlı Berdimuhamedov'a hediye edilen Tok elektrikli otomobilleri için teşekkür etti. Türkmenistan'da toplu elektrikli ulaşımın, elektrikli taksiler ve elektrikli otobüslerin faaliyete girdiği ilk akıllı şehir Arkadağ şehrinin açılışı vesilesiyle yapılan kutlamalar kapsamında arabaların anahtarları Türkmenistan Devlet Başkanı'na teslim edildi. Devlet başkanları arasında yapılan telefon görüşmesinde Tok elektrikli araçlarının Türkiye'de üretimine başlanmasının Türkiye'nin her yönden gelişmiş bir devlet haline geldiğinin kanıtı olduğuna dikkat çekildi. Recep Tayyip Erdoğan da aynı zamanda eşi benzeri olmayan Arkadağ şehrinin inşaatının ilk etabının açılışını yapan Türkmenistan Devlet Başkanı'nı tebrik etti. Sıradaki haberimiz, Belarus ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi %46.6 kat arttı. 2022 yılında Belarus ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi %46.6 arttı. Belarus-Türkmen Ticari ve Ekonomik İşbirliği 2022 yılında yürürlükte olan pandemi kısıtlamalarına rağmen olumlu bir seyir izledi. Belarus'un Türkmenistan Büyükelçisi Vyacheslav Veskosti, Türkmenistan'ın resmi gazetesine verdiği demeçte, Belarus ile Türkmenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünün kutlandığı bu yılda münasebetlerden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Şubat 2023'te gerçekleştirilen Belarus-Türkmenistan istişarelerinde ikili işbirliğine ilişkin çok çeşitli konular ele alındı. Belarus-Türkmenistan Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 10. toplantısı 2023'ün ikinci yarısında Minsk'te yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Diplomata göre Türkmenistan ve Belarus işbirliğini geliştirmek için büyük potansiyele sahip. Bu nedenle Türkmenistan'dan Belarus'a kimyasal ürün arzını artırmak için önemli imkanlar bulunmakta. Büyükelçi Türkmenistan'ın kuzey-güney, batı-doğu güzergahlarında önemli bir ulaşım merkezi olduğunu belirterek, bu bağlamda Belarus'un özellikle kombine yük taşımacılığının uygulanması için işbirliği potansiyelini gördüğünü ifade etti. Son haberimiz, İngiltere Bakanı Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek. İngiltere'nin Avrupa İşlerinden sorumlu bakanı Leo Doherty, enerji güvenliği, iklim işbirliği ve ticari bağların güçlendirilmesi alanlarında bu ülkelerle işbirliğini daha da güçlendirmek için Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakan, Tacikistan'a yapacağı ilk resmi ziyarette Orta Asya'nın en büyük barajı olan Nurek Barajı'nı ziyaret edecek. İngiltere'nin deneyiminin Tacikistan'ın temiz ve güvenli enerjiyi güvence altına almasına ve iklim risklerini ele almasına yardımcı olma konusunda oynayabileceği rol hakkında konuşulacak.
Türkmenistan'daki yetkililerle yapılacak müzakerelerin ana konuları bölgedeki iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını yoğunlaştırmak, metan emisyonlarını azaltma konuları olacak. Doherty ayrıca kültürel bağları güçlendirme olasılığını teşvik ederek dünyanın en büyük el dokuması halısının sergilendiği Türkmen Halı Müzesi'ni ziyaret etmeyi de planlıyor. Sayın Atatürk YouTube kanalımızın seyircileri Türkmenistan ile ilgili Türkçe haberlerimizi atatürktürkmenistan.com haber sitemizden takip edebilirsiniz.